Özür dilerim. Tekrar baştaki soruya dönmek istiyorum. Bütün misafirlerime sormak istiyorum. Ne oldu da insan yani Homo sapiens ile beraber ya da Homo sapiens'e geldi, evrimsel olarak soruyorum bunu. Homo sapiens'ten sonra ne oldu da bugün insan buna dönüştü? Yani bu bir kader miydi? Baştan itibaren böyle bir ivmede ve artarak hızlanan bir şekilde beyin gelişecek ve bu olacak mıydı? Yoksa insanoğlunun gelişmesinde fiziksel, biyolojik, kimyasal bir şey mi ortaya çıktı? Bir Şimdi ani bir problem, zıplama mı vardı bir diyorsunuz zıplama mı yalnız. var? Yani Ben onu kısaca şöyle anlatayım çünkü bu konu benim yoksa bu kafayı kader taktığım bir miydi? konu. Homo sapiens'te bu kader Her var şey mıydı? kader. Aynen. Aslında her şey kader. Yani Yani yazılı mıydı? Bu senin ilerlemen böyle olan her şey sıçramalı yazılıdır. Olabilecek sonsuz sayıda şeyin içerisinden olduğu için biz buna bugün real ve... kader diyoruz. Öbürleri Yani bu potansiyel kader. takatılmadığım düşünceler tabii. Biz aynı üniversitede çalışıyoruz. Ve ilgilendiğimiz konular malum zaten. Tartışma çok doğal. Katılmıyorum bu düşüncelere yani. Biz hocam söylesin. Tabii Peki, tabii peki. tabii tabii. Yani bir şey Şimdi arada bir şey mi oldu? şöyle geçmişe baktığımız zaman Şimdi elimizdeki düşünüyorum ki özür kanıtlarla dilerim belki de yani bu aslında diğer canlılardan farklı olarak büyük bir hafıza kapasitesi vardı ve bu kapasite mi yani bugünkü programa özgü olarak bu sefer de bu soruyu soruyorum. Yani mesela biyologlar olsaydı, şimdi biyoloji konuşsaydık yine soracaktım bunu ama burada bir şey var. Yani bu hafızasıyla ilgili bir şey mi? Bu diğer canlılardan daha mı gelişmişti? Korteksteki biyolog şu ya da bu aynı falan. zamanda Ben biyolog biyoloğum zaten tabii ki. kendisi biyolog. Orada hemen biyoloji masasını temsilen konuşabilirim. Dünya yüzünde 10 milyon civarında canlıyla birlikte yaşadığımız tahmin ediliyor. 2,5 milyonun kayıt altına alınmış, gerisi tahmin. Bütün canlılara bakarsanız insan dahil hepsinin en önemli ortak özelliği hepsinin kendi biyolojik ortamına en optimal düzeyde adapte olmuş beden, beyin ve zihinlere sahip olmasıdır. Mesela beyin kimde var? İşte hayvanlar dediğimiz canlılarda. Şeyi de Büyük bir hareket belirtin, eden. hayatta kalabilenlerle Tabii. yaşıyoruz. Zaten o işin mekanizma kısmı. Yani Darwin'in söylediği günden beri bildiğimiz temel Ama mekanizmalardan özür biri dilerim bu. tekrar bir parantez açıp onu da sormuş olayım. İnsanın şu andaki tırnak içinde tartışılabilir diğer canlılara göre üstünlüğü, Öyle bir onları da şey yok. kapsayacak şekilde çevreyi değiştirebilme imkanı alet yaparak, alet üretebilerek ve aletler yoluyla bu buna ihtiyacı var mı? Yani diyelim ki avcı toplayıcıyken de ya da diyelim ki tarihin başlangıcına gidelim. Yani ya da İsa'dan önce geriye gidelim belli bir yere kadar ve oradayken de aslında hayatta kalacak halde değil miydi diğer canlılara göre? Yani insanın bu gelişiminin hayatta kalmasıyla alakası yok. Hayatta kalması için gereken evrim değil. Var. Söyleyeyim mi? Öyle mi? Hakikaten mi? 300 bin yıldır Homo sapiens'in burada olduğu gözüküyor. Şu andaki kanıtlara baktığımızda. Homo sapiens 300 bin yıldır burada. Fakat 50 bin, son 50 bin yıldan itibaren biz Homo sapiens sapiens diyoruz. Buna da modern insan deniyor. O aradaki kırılma ise mağara duvarına resim yapmaya başlaması. İlk bulduğumuz bulgular bunlar. Bundan sonra insan artık biyolojik evrimsel kuralların dışında kültürel evrimin kurallarıyla kendini dönüştüren ve biyolojik evrimini bir nevi overdrive eden, hani onun üzerine bir şeyler ekleyen bir garip canlıya dönüşüyor. Şimdi mağara duvarına resim yapmanın sembolik karşılığı nedir? Sanat dediğimiz bir şeyin ilk ortaya çıkışından bahsedebiliyoruz aslında. Sanat ne? Somut dünyayı gözlemliyor bir beyin, bir canlı. O kadar yüksek bilişsel özellikleri var ki buradan soyut bir takım düşünceler üretiyor. Ama daha sonra bununla da kalmıyor. O soyut düşünceyi yeni bir somut yaratım halinde ortaya koyuyor. Şimdi bu Şu ana kadar yeryüzünde duyduğum en doğru sanat tarifi. gibi bir şey. Evet, yani Evet, biz bir genellikle böyle başkasından tariflemeyi duyduğum seviyoruz. özür dilerim. Sanatçılar şu tarifi yapabilseler zaten ne halt Evet. ettiklerini Biz anlayacaktır. onlara çok iyi anlaşıyoruz o yüzden. Evet. Somut dünyadan soyut düşünce ve tekrar somutlaştırma. Şimdi bu bir şey sağlıyor. Şimdi 200 bin, 250 bin yıl ondan önce Homo sapiens'e bakıyorsunuz bizim gibi çıplak primatlar ailesine ait bir canlı. Bir şekilde hayatta kalmışlar. Bunda çok başarılılar. Zira 160 bin sene önce büyük bir buzul çağı soğumasını bizimkiler atlatmış. Nüfusları 2000'in altına düştüğü tahmin ediliyor. Oradan bile yırtmışlar bizimkiler. Buzul çağı ne kadar zaman önce dediniz? 160 bin sene önce büyük soğuma. Şimdi yenisi geliyor zaten.
Bizim torunlar muhtemelen görecek gibi göz gibi hızlandırdık çünkü döngüyü. Bu döngüsel olarak gelen bir süreç ama 160 bin sene önce Homo sapiens derken bugün bildiğimiz hiçbir inovasyonu yok. Yani yalın ayak başı kabak diyebileceğimiz bir tür bu. Ve büyük kırıma uğruyorlar muhtemelen ama oradan da yırtıyorlar. Şimdi hayatta kalmalarını sağlayan şey ne? Bu çıplak canlı nasıl hayatta kalıyor? Bedenimize bir bakarsak tabiatın herhangi bir yeriyle uyumlu bir bedenimiz yok bizim. Çırılçıplaz ve hiçbir yere adapte gözükmüyoruz. Bunun biyolojik açıklaması şu. Bedenen alet edevat ekipmanımız, pençemiz, dişimiz, kürkümüz olsaydı bu kadar büyük zihinsel kapasiteye ihtiyacımız olmayacaktı. Dolayısıyla beden çıplaklaştıkça, biyolojide biz buna seçilim baskısı deriz. Tekrar parantez, niye kürkümüz vardı? Kürkümüz bizim tüylüydük. Yoktu. Değil. 14,5 milyon yıldan bugüne doğru gelen buluntulara baktığınızda gittikçe çıplaklaşıyor. Şimdi çıplaklaşmanın bir sebebi var. Değişen iklim koşulları, oksijen miktarı, beslenme, parazitler, bir sürü teori var. Bilmiyoruz, o güne gidip görmedik ama gördüğümüz şey bu canlı çıplaklaşıyor. Çıplaklaştıkça... Tekrar soruyorum, yetmiyor muymuş o dönemdeki tüyler? Bakın, yani yetmeyecek, biyoloji tüy şöyle, dökmüşüz de... Burada durmanız lazım çünkü biyolojide tek faktörlü açıklamalar hep yanlıştır. Peki efendim. Çünkü kaotik bir ortam evet, doğru. var, bir sürü şey birbirine ekliyor. Tabii, ne olduğunu tanımlıyoruz ama gördüğümüzü tarifle yükümlü olduğumuzdan şunu görüyoruz. Bir, çıplaklaşma, iki ayağa kalkma. Ellerin serbest kalması. Elle beyin ilişkisi... Ayağa kalkma ne zaman? Ayağa kalkma yaklaşık 14,5 milyon yıl önce. Elimizdeki ilk Lucy'yi esas alacak olursak. Bilen, 14,5 milyon yıl önce gidiyoruz. Sorabilir miyim? Hangi insandan bahsediyorsun? İnsan yok hocam daha. Hayır. Hangi homo sapiens'den bahsediyorsun? Daha homo sapiens yok. Bahsettiğim... Ayağa kalkmayı sordum efendim. Tabii. Avustralopithecus'lar. Homo sapiens'e geldiğin zaman... Arkadan bir homo sapiens, sapiens dedin ya... Hı-hı. Bunların hiçbirisi insan değil. Değil. İnsanımsı. Bizim hepsi çünkü atalar. Hem homo sapiensin, hı-hı. o ata olup olmadığı hı-hı. evrim tartışmasında ayrı bir parantez hı-hı. olabilir. Hı-hı. Peki bu insanımsıysa şu andaki insan homo kim? Homo kültürel evrim geçirmiş. O da tam olmamış. İnsanımsı. Biz de tam olmamış. Kültürel... Hayır ama biz şu anda hangi homoyuz? Biz, homo sapiens, sapiens. Adımız bu. Homo sapiens kulturayız biz. Kulturayız. Evet. Kulturayız. Homo sapiens, sapiens kültüra mıyız yoksa homo... Tabii doğru. Sapiens kulturayız. İki sapiensli kulturayız. Tabii ki. Çünkü yeryüzünde şu anda Sinan'ın homo sapiens dedikleri hala yaşıyorlar, varlar. O zaman insanlık kavramı ikiye bölünüyor biyolojik olarak. Bunu kabul eder miyiz? Onu bilmiyorum o konuda. Ben kabul etmem. Orada şaka yapıyorsunuz. Şaka falan yapmıyorum. Yorum yapıyorsunuz. Yani şöyle bakın Okan Beyciğim bu programa çok yakışan bir tartışma bu. Hı-hı. Ama hakikaten derin konular var. Hı-hı. Bir mümkün olduğu kadar bunu evet, ifade evet. etmeye çalışıyoruz. Çok derin bir tartışma devam eder şimdi, zaten. Öyle mi? Hala sonuçlanmış şimdi, da bir şey değil. Ne hangi tartışma sonuçlanmış? Bu işte insanın atası, türeme hikayesi Hı-hı. ve bu hale nasıl geldiğimiz ve versiyonlarımız. Mesela biz... Yani en hocamın söylediği, mesela şiddet kullanan insanlar için mi tabii, diyoruz mesela evrim, hocamın yorumu? Evrime inanan insanların, canlıların evriminde kullandığı argümanlar ve süreçler konusunda ifade ettikleri insana gelince ne oluyor? Başka bir evrim tartışması başlıyor değil mi? Evet. Hayır. İnançlar giriyor. Ama aynı zamanda insanın bir mühendislik projesi olarak insan... sınıflandırmalar giriyor. Hı-hı. Ötekileştirme giriyor. Hı-hı. Evet. Dolayısıyla bu biyolojik evrime inanan bir insanın insana gelindiği zaman biyolojik evrimin bittiğine inanması gibi bir gelişkiyle evet. karşılaşıyor. Benden öyle bir şey anlaştı. Ben öyle hayır, devam ediyorum. Benim anladığım. Ya ben ona katılmıyorum. Bugün artık insan hakları evrensel beyannamesi ondan sonra ve diğer şeyler yüzünden, kurallar yüzünden bugün insanlığı tek bir bütün olarak kabul ediyoruz. Ve oysa insanlık biyolojik olarak ve evrim olarak tek bir bütün değil. Hocam ama şöyle bu, söyleyeyim aynı bunu. Zamanda Batı'nın kültürel evrimdeki avantajlarından dolayı daha fazla biyolojik evrim geçirdiği anlamına da gelmez. Gelmiyor. Zaten şu anda modern biyolojinin bizim dünya barışına yaptığı... Batı ya da doğunun bilimsel gelişmesi ya da batının bilimsel gelişmesi dediğimiz zaman burada oynadıkları köşe kapmacaya baktığımız zaman bilimsel gelişme açısından bu köşe kapmacanın çok
yakın tarih olduğunu görüyoruz. Yani Doğu, Batı ve şimdi tekrar Doğu. Yani bilimsel gelişme açısından. Ama çok kısa bir aralık bu. Tabii. Değil mi? Modern bilimin şu anda dünya barışına yaptığı en büyük katkı bana sorarsanız, hani ne işte o dönüşüm teknolojileri ne başka bir şey. İnsan türü dediğimiz türün içerisinde adına önceden ırk dediğimiz, hı-hı, siyahiler, beyazlar, sarılar falan diyorduk ya, bunların ırk bile olamayacak kadar yakın akraba olduklarını genetik olarak her türlü analiz etsen bize göstermiş olmaları. Evet. İnsan ırkı diye bir şey bile yok. Dolayısıyla Homo sapiens sapiens aslında şu anda dünyadaki herhangi bir 10 bin kişilik grubu alın, İstanbul'dan 10 bin kişiyi alın, geri kalanı yok edin, tamamen düşünce deneyi. Hı. Bu 10 bin kişiyi birkaç bin sene içerisinde üretin, bütün varyasyonları tekrar çıkarabilecek bir genetik çeşitliğe sahip. Kesinlikle yani öyle.